Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, Allah razı olsun. Yasin kardeşim dünkü dersten iki noktayı bize hatırlattı. Hatalı davranmışız. Nasıl o? Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem yani bu şey 11. ayette orada asuret haletu ebi ümmü mistahin fekalet. Yani burada asuret biz günah işledi diye söyledik. Yani dil uzattı ama bu ayağa kaydı manasına olması gerekir. Yani burayı düzeltelim. Bir de çıkaramadığımız bir nokta vardı. Hakikaten onu ben de yani anlamamıştım. Neredeydi o? O da 11'in en sonu. Tamam, 11'in en sonu. Yani bunu söyleyen yani bu şey nedir? Büyük azap sahibi yani Abdullah İbni Übey köpeğinin sözü. Biz orada hata yapmışız. Vallahi ma necet minhu. Ne Hazreti Ayşe ondan kurtulabildi ve la nece minha. Ne de o Hazreti Ayşe'den kurtuldu. Yani ikisi de suç işledi demek istiyor. Yani Allah senden razı olsun. Yani muhterem kardeşim. Tabii biz yani her şeyi bilecek diye bir kaidemiz yok. Elhamdülillah güzel gidiyoruz. Evet. Şimdi gelelim bugünkü 16 değil mi güzel kardeşim? Evet. Öyle mi? Evet, 16. Biliyorsunuz evet. Bu Hazreti Ayşe'ye iftira eden iftira meselesiyle alakalı 18 ayet nazil olmuş. Evet, aynen. Velevla bu da yine keşke şöyle olsaydı manasına. Ve hella iz semi'tumu bu iftira hadisesini duyduğunuzda kultum şöyle diyeydiniz keşke. Ma yekunu lena en netekelleme bihada. Bize yakışmaz bu konuyu konuşmak. Hocam bu levlada kınama da var mı? Yani var, şöyle tabii kınama da var yani. Teşvik var. Evet, yani evet, kınamayla bir tahdid evet. Diyoruz biz ona. Tahdid diyoruz. Fusile beyne levla ve kultum bir zarf. Levla ile şey arasına, kultum arasına zarf geldi. Yani id semi'tumuhu zarfı geldi. لِأَنَّ لِذُّرُوفِ شَأْنَا Çünkü zarfların farklı durumları var. Nedir o durumu? وَهُوَ O da şu. تَنَزُّلُهَا مِنَ الْاَشْيَاءِ مَنْزِلَةَ اَنْفُسِهَا Zarflar bazen bazı şeylerin yerine geçer. Yani keşke onu duyduğunuzda şöyle yapsaydınız, şöyle deseydiniz. لِوْكُعِيَا فِي Çünkü o eşya denilen şey orada vuku bulduğu için. وَاَنَّا Yani bu eşya لَا تَنْفَكُّ عَنْهَا Zarflardan ayrılmaz. Yani kitap ya masanın üzerindedir, evet. Zamanın içindedir vesaire evet. Vesaire. Evet. Bunu kastediyoruz. Anlaşıldı evet. Değil mi? فَلِذَا Bu sebeple يُتَّسَعُ فِيهَا Zarf, yani zarflar konusunda çok geniş davranılır. مَا لَا يُتَّسَعُ فِي غَيْرِهَا Başka şeylerde geniş davranılmadığı kadar davranılır. Takdim, tehir. Takdim, tehir, evet. Araya gelir. Bunu kastediyor yani. Güzel. Evet. Şimdi vefaidetü takdimi zarfi. Peki zarfın öne alınmasının faydası ne burada? Evvela şeyi söyledi. Ennehu kânel vacibu aleyhim. Yani onların üzerine farzdı ki yani bunu duyanların en yetefadev el evvele ma semi'u bil ifki fedakarlık yapmaları bu iftirayı ilk duyduklarında anit tekellümü bihi konuşmayı konuşmadan vazgeçmeleri yani konuşma yerine susmaları manasında felemma kâne zikrul vakti ehemme bak yani ne zaman duydukları, o duydukları an çok önemli olduğu zaman, olduğundan dolayı kuddime önce getirildi. Mühim olan duyar duymaz. Ben evet. Bir misal vereyim size. Evet. Bu yaşanan canlı bir misaldir bu. Elhamdülillah biz böyle davrandık yani. Güzel oldu. Mustafa Sungur abiye iftira yapıldı. Yani rahmetliye vefatından birkaç sene önce. Fakat Mustafa Sungur abi o iftira yapıldığından yani 2 ay önce, 3 ay önce üniversitemize gelmişti. Sohbet etmiştik, ders yapmıştık.
bana birisi anlatmaya çalıştı yani o iftirayı. Hı hı. Doğruymuş gibi. Ben de dedim ki ben 45 gün önce veya 2 ay önce, hı hı, Mustafa Sungur abiyle yan yanaydım. O simadan günah çıkmaz dedim. İşte bu önemli. Evet, aynen. Yani onun için duyduğun zaman önemli. Yoksa evet, sonradan anlaşıldı mı? Evet. Bu tam tevafuk etti yani. Evet, hayatımdan bir misal. Güzel bir örnek açıkladınız. Vel mana, mana şudur. Hellâ kultum issemi'tumil ifke. Yani bu iftirayı duyduğunuzda söyleseydiniz. Mâ yasahhu lenâ en netekelleme bihâzâ. Bu konuda konuşmak bizim için doğru olmaz deseydiniz. Sübhâneke. Bu teaccüp ifade ediyor. Mesele çok büyük bir hadise. Yani ya Rabbi seni tenzih ve takdis ediyoruz bütün kusurlardan. لِتْتَعَجُّبِ مِنْ عِظَمِ الْاَمْرِ. Yani bu iftira meselesinin çok büyük olduğunu, hayranlığını ifade ediyor. Hayretini, hayranlık değil de kelimeleri dikkat etmek lazım. وَمَا نَتْتَعَجُّبِ فِي كَلِمَةِ التَّسْبِيحِ. Yani burada Sübhaneke, tesbih kelimesiyle hayret ifade etmenin manası ne peki? اَنَّ الْاَصْلَ temel şu. En yusebbaha Allahu inde ru'yetil acib min sanayi'i. Aslı budur. Allah'ın sanat eserlerinden şaşılacak bir şey görüldüğü zaman Sübhanallah denilir. Normalde budur. Mesela çok güzel bir meyve. Evet. Çok güzel bir şey. Sümme kesure. Sonra çok yerde bu kullanılmış. Hatta stü'mile fi kulli müteaccebin minhu. Şaşılması, hayret edilmesi gereken her konuda kullanılmaya başlanmış. İlk önce Allah'ın sanatla yarattığı şeyde. Evet, evet, evet. Ev veya litenzihi illahi, Allah'ı münezzeh kılmak için. Min en tekune haramu nebiyyihi faciratun. Yani Hazreti Peygamber'in ailesi arasından yani fahişe birinin çıkması noktasında Allah'ı tenzih ediyor. Çünkü Cenab-ı Hak buna müsaade etmez. Ve innemâ câze en tekûne imrâtun nebiyyi kâfiratem. Bir peygamberin hanımı kafir olabilir, caiz. Kemra'eti Nuhin ve Lutin. Nuh ve Lut aleyhisselamın hanımları gibi. Ama velem yecüz en tekûne faciretem. Fahişe olması caiz değil. Liannen nebiyye meb'usun ile küffar. Çünkü peygamber kafirlere peygamber olarak gönderilmiş. لِيَدْعُوَهُمْ onları hakka davet etmek için. فَيَجِبُ أَلَّا يَكُونَ مَعَهُ dolayısıyla peygamberle beraber olmaması lazım. Hocam bu usulde de aynı şekilde mi? Yani usulde bir küfür veya işte şey olabilir, puta tapma ama veled-i zina olamaz. Tabii 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 tabii, evet. Tabii 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 tabii. Bak başka bir şey daha nakledeyim. Bediüzzaman Hazretleri'nin Evlad-ı Resul hakkında bir hükmü var. Evlad-ı Resul diyor fasık olabilir ama kafir olmaz diyor. Çok fasık var biliyorsun ama evet, kafir olmaz diyor. Sizin o çıkardığınız şey de çok güzel. Ya şeceresini çıkarmıştınız. Ya evet ya. Evet. Bediüzzaman Hazretleri. Mâ yünefiruhum anhu. Yani peygamberle beraber insanları ondan nefret ettirecek bir şey olmaz. Vel küfrü küfür gayru münefirin indehum. Yani onlara göre küfür nefret edici değil. Gavur gavurdur yani hanım olur. Ve emmel keşhanetu. Keşhane. Enteresan bir şey. Deyyusluk demek. Deyyus. Namussuzluk. Keşlik bile diyebilirsin. Fe min azamil münefirat. İnsanları diğer insanlardan nefret ettiren en büyük pisliktir yani. Keşhane. İlk defa bu kelimeyi duyuyorum. Sen duydun yok mu? Yok hocam. Şey demekmiş yani. Arapça değil. Deyyüslük demek. Deyyüslük biliyorsun. Affedersin hanımını, kızını gayrimeşru yollarda kullanmak. Neyse. Hâzâ. Yani Allah'ı tenzih ediyoruz. Hâzâ buhtânun azîm. Bu büyük bir bühtandır. İftiradır. Zûrun. Yalandır. يَبْهَتُ مَنْ يَسْمَعُ duyanın böyle şaşıracağı bir yalandır. فَبُهِتَ الَّذ۪ي كَفَرْ var ya, evet, evet, şaşacağı, azim. وَذَكَرَ ف۪ي مَا تَقَدَّمَ
daha önce de zikretti. Hâzâ ifkun mubîn buyurdu. Açık bir iftiradır buyurdu. Evet. Hocam burada şey de diyebilir miyiz? Hı. Yani işiteni susturacak bir evet. iftiradır. Tabii hani tabii tabii. Böyle şaşkın hale getirecek. Evet. Ve bu hitelledi. Evet. Yani, doğru, şaşkınlıktan yani, artık bir şey artık konuşamıyor. Ben evet. de o manada kastettim ama sizinki de doğru daha güzel. Ve yecûzü en yekûnû ümirû bihima mübâlâhaten fitteberrî. Ha. Enteresan. Mümkündür ki yani Müslümanlar bu ikisiyle emredildi. Bu ikisi dediği bir duyduğunuz zaman yani biz böyle konuşmayacağız. İkincisi de hâdâ buhtan diyecekler. Sübhaneke hâdâ buhtan. Yani bu ikisi dediği bu. Mübâlâhaten fitteberri. Hazreti Ayşe'nin bu büyük iftiradan uzak olduğunu daha güzel ifade etmek için. Şimdi ya'idukumullahu en te'udu fi en te'udu limitlihi. Allah sizi benzeri bir hataya dönmeniz noktasında koruyor, öğüt veriyor. Yani dönmemeniz için öğüt veriyor. Orada li'ellâ ya'udû manasında yani. Tamam mı? Yani böyle bir büyük günahı işlememeniz konusunda Allah öğüt veriyor. Limisli hadihil hadis bu tip sözlere el kasfi iffete iftira evl istima veya iffete iftirayı dinleme. Önem vermeyeceksin. Ben mesela elhamdülillah Sungur abi hakkındaki o iddiayı bırak dedim. Serseri herif dedim. İyi hatırlıyorum. Elhamdülillah. Allah bizi hidayet etti. Hocam böyle bazı yerlerde nefi olduğu halde evet. cümlede o la aynen, mesela olmuyor. O, yani anlaşılıyor ama. Bu enden sonra genellikle yani benzerine dönmeniz konusunda size öğüt veriyor. Yani dönmemeniz manası. Böyle birkaç yerde gördüm yani. Entemide bikum mesela. Entemide bikum. Yani sallamaması için. Ella temide. Bunu okuduk şeyde. Minhaç'ta. Ama unutuluyor tabii. Ha, ebeden, ebediyen. Mâ dumtum ehyâen mükellefîne. Şey değil mi? Rahatsın evet, burada. Evet. Yani hayatta olduğunuz sürece ve mükellef olduğunuz sürece. İn kuntum mu'minin, eğer müminlerseniz. Fihi tehyicun lehum liyetta'izu. Bu ifadede onlara bir heyecan verme, teşvik etme var. Öğüt almaları için. Ve tezkirun, onlara hatırlatma var. Bima yucibu terkel avdi. Tamam, yani tekrar yani geri dönmeyi terk etmeyi gerektirecek şekilde öğüt var, hatırlatma var. Ve o da el imanu saddu an kulli kabihin. Nedir o? İn kuntum müminin dedi ya. Yani her türlü çirkinlikten engel olan imandır bu. İmanınız varsa bunu yapmayın. Ve yubeyyinullahu lekumul ayati. Allah size bu ayetleri yani eddelalatil vadihat açıkça bu manaları anlatıyor, açıklıyor. Veya evil ahkame ve şeraya. Bu hükümleri ve şeriat esaslarını vel adabel cemilete güzel edepleri açıklıyor Allah. Vallahu alimun bikum ve bi amalikum. Çünkü Allah sizi ve amellerinizi çok iyi biliyor. Hakimun ve hikmet sahibidir. Yezzi ala vefki amalikum. Amellerinize göre size mükafat veriyor veya mücazat veriyor. Ev alime sıdka nezahetiha, bu da olabilir. Hazreti Ayşe'nin tertemiz olduğuna dair doğruluğunu biliyor. Evet. Ve hakeme bi beraetiha ve onun suçtan beri olduğuna, uzak olduğuna karar veriyor. Hakim orada o manada. Gelelim bir diğer ayete. Hep 18 ayeti okuyoruz şu anda. Evet. İnnel lezîne yuhibbûne, onlar ki severler. En teşi'a el fahişetu fillezine amenu. İman edenler arasında, anlatabildim, böyle fuhuş ve çirkin şeylerin yayılmasını severler.
Ey ma kabuha cidden, cidden çirkin şeylerin, çirkin olan şeylerin. Vel mana yuşi'un el fahişete. Bak, yani bu tür gayrimeşru şeyleri Müslümanlar arasında yaymak isterler. An kastil işaati ve muhabbeten leha. O pisliği yaymak ve onu sevdikleri için, yani Müslümanlar arasında gayrimeşru şeyleri yaymayı isterler gönüllerince. Bunlar var ya, cevap geliyor. Lehum azabun elimun fid dünya bil had. Zina iftirasından dolayı gereken had cezası sebebiyle onlar için dünyada acıklı bir azap var. 80 kırbaçlı değil mi? Evet, 80 kırbaç okuduk. Ve lekad darabe nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz vurmuştur. Kırbaç vurmuş. İbne Übeyyim ve Hassanen ve Mistahan el hadde. Yani Abdullah İbni Übeyye, Hassan İbni Sabit'e ve Mistah'a had cezası vurmuş. Yani kırbaç vurmuş. Vel ahireti bin nari. Ahirette ise cehennem azabıyla onlar için vardır azap. Ve gayriha illem yetubu. Ve diğerleri eğer tevbe etmezlerse. Bende de va'deha şey, söylemiş hocam. Yok, ve gayriha daha doğru. Tabii. Vallahu ya'lemu. Allah biliyor. Bevatınel umur. Her şeyin iç yüzülerini. Ve serâire sudur. Gönüllerdeki sırları. Ve entum la te'lemun. Ama siz bilmiyorsunuz. Ey ennehu Allah kad alime mehabbete men ehabbel işa'ate. Yani bu Müslümanlar arasında fuhuş ve benzeri çirkin şeyleri yaymayı sevenlerin muhabbetini biliyor. Anlaşıldı değil mi? Yani sevdiklerini biliyor. Ve huve muakibuhu aleyha. Ve bu işa'a, yani çirkin şeyleri yayma karşılığında onları cezalandıracak da odur. Bu da çok önemli. Hocam, burada bu hani daha yeniki söylediğimde hani onlara dünyada azap vardır ve ahirette diyor. Şimdi tabii, ahiretteki azap aslında binler. Hani onların tabii işte tövbe etmemelerine bağlı değil mi? Hani dolayısıyla o zaman binleri ve gayriha. Ateşle veya diğerleriyle bir şartla tövbe etmezlerse. Ha, yani şu şekilde anlaşılmaz değil mi? Va'deha illem yetubu. Eğer tövbe etmezlerse onlar için o ateşi vaat etti manasında. Yani o da bir mana. Senin şey, valla buna bakayım. Bu daha makul. Biliyorsun biraz daha dikkatli yapıyor. Bakalım. Vel ahireti ayetin. Şimdi güzel kardeşim. Va'deha demiş. Enteresan. Seninki daha makul. Tevbe etmezlerse onu vaat ediyor yani. E güzel. Benimki yanlış. Ulan Akgündüz, hep senin nüshayla övünürdüm. Bak, her şeyle övünme mükemmelliğiyle. Bunlar bu tahkik ehlinin hataları yani. Ne yapalım? Bu irşat yayınlarının değil mi? Vallahi hocam, bilmiyorum. Ama benimki daha doğru genellikle. İrşad. Der tahkikul kitap. Bir de irşadın kendi baskısı var hocam. Ondan. O nasıl bilmiyorum. Şimdi gelelim bir diğer ayete. وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ. Eğer size, sizin üzerinizde Allah'ın fazlu rahmeti olmasaydı, cevap geliyor. لَعَجَّلَ لَكُمُ الْعَذَابَ. Azabı size hemen peşin verirdi. وَكَرَّلَ الْمِنَّةَ. Bak, بِتَرْكِ الْمُعَاجَلَةِ بِالْعَقَابِ. Yani ağır cezayı, acele etmeyi terk etmekle Allah'ın ihsanını tekrarladı. Minnet ve ihsanını. Ma hasfil cevap. Cevabı hasfederek. Niçin? Mübalağaten fil minneti aleyhim. Onlara olan ihsan konusunda daha çok vurgu yapsın diye. Minnetten kasıt olan bu kadar nimet verdim o manada. Ve tevbihi lehum. Ve onları azarlama noktasında daha çok, yani mübalağa demiyorum o kelimeyi, daha çok ileri seviyede azarlasın diye. Ve ennallâhe, hiç şüphe yok ki Allah, raufun haysu azhara beraetel makzufi ve esâbe.
iffetine iftira edilenin suçtan beri olduğunu ortaya koymakla ve mükafat vermekle Allah merhamet sahibidir. Anlaşıldı. Evet. Rahimun merhamet sahibidir. Bi gufranihi cinayetel kadifi izâ tâbe. Bak seninki doğru olduğu ortada. Tevbe ettiği takdirde iffete iftira edenin yaptığı cinayeti affetme noktasında da rahimdir Allah. Okuyalım mı biraz daha? Devam edelim mi? Ben okuyalım derim. Yani şu şey ayet bitecek mi onu bilmiyorum. Zaten daha ne kadar oldu? Bir buçuk sayfa oldu hocam. Öyle mi? Ha, evet. Okuyalım. Devam edelim. Çünkü benim için evet. Kur'an-ı Kerim ve tefsir çok önemli. Evet. Şimdi geldik yeni bir ikaza. Ya eyyühellezine amenu. Aynı meseleyle alakalı. İffete iftira. Ey iman edenler. La tettebi'u hutuvati şeytani. Şeytanın çizdiği yollara uymayın. O yollardan gitmeyin. Şeytanın adımlarına uymayın. Ey asarahu eserlerine, izlerine ve vesavisehu ve verdiği vesveselere. Bil isgai ilel ifki vel kavli bihi. Yani bu Hazreti Ayşe'ye iftira konusunda kulak vererek veya onu başkalarına anlatarak uymayın şeytanın adımlarına. وَمَنْ يَتَّبِي خُتُوَاتِ الشَّيْطَانِ Kim şeytanın attığı adımlara uyarsa فَاِنَّهُ Hiç şüphe yok ki o yani فَاِنَّ الشَّيْطَانِ Şeytan يَأْمُرُ بِالْفَحْشَى Daima ahlaksızlık ve fuhşiyatla emreder. مَا اَفْرَتَ كُبْحُهُ Yani çirkinliği aşırı olan şeyleri emreder. وَالْمُنْكَرِ insanların nefret ettiği münkeri biliyorsun şeriat ve aklın kabul etmediği çirkin şeyler. Ma tunkiruhu nufusu fetunaffiru anhu ve la tertadi. Münker demek bu demek. İnsanların yani nefislerin hoş görmediği ve bu sebeple ondan nefret ettiği ve razı olmadığı şeylerle emreder. Ve levla fadlullah aleykum ve rahmetuhu. Çok enteresan. Eğer Allah'ın size fazl-ı rahmeti olmasaydı مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اَبَدًا Yani sizden hiçbiri ebediyen temiz kalamazdı. Günah kirlerinden arınamazdı. Tezkiye bu. Manen kurtuluşa eremezdi. O tabi uzak mana. Hocam burada da haber mahsuf değil mi? Yani Allah'ın fazlı ve rahmeti mevcut olmasıydı. Tabi mevcut, aynen öyle. Yok. Burada cevap مَا زَكَى Yani şeyi hani bir de o ayrı. Ha. Yani o tamam o ha. Zaten belli o. Evet. Yani tabii daima müpteda haber. Evet. Tabii o. Bu şimdi ama cevap cümlesi açık. Evet. Onu anladım evet. Da ben. Ve levla ennallaha tefaddale aleykum bittevbetil mumahhisati. Yani mumahhisa dediği kaçındıran. Ben öyle biliyorum. Bakalım ki. Yani koruyucu bir tevbeyle, yani günahlardan koruyucu bir tevbeyle Allah tevbeyi Allah size ihsan etmeseydi lema tahura minkum ahadun ahirad dehri yani zamanın sonuna kadar kıyamete kadar yani sizden hiçbiri temiz kalmazdı. Neyden? Min denesi ismil ifki bu iffete iftira günahının kirinden. Evet. وَلَكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَى Ama Allah istediğini bu günahlardan, günahların pisliğinden tezkiye eder, temizler. يُتَحْشِرُ اَتَّائِب۪ينَ بِقَبُولِ تَوْبَتِهِمْ اِذَا مَحَدُوهَا Tam mükemmel yaparlarsa tevbelerini, tevbe-i nasuh. O zaman tevbelerini kabul ederek tevbe edenleri temiz kılar. Acaba mümehhidati mi, mümehhisati mi? Bende mümehhisa yazıyor hocam. Bende de öyle. Evet, bak bakalım. Mehhasaya bakacaksın. Mehhasa düzeltmek. İşte tamam. Tam. Arıtmak. Aynen yani. Tam. Arıtıcı, satlaştırma. Temizleyici. Evet. Doğru mana vermişiz. Vallahu semi'un li kavlihim. Allah onların bütün söylediklerini duyuyor. Alimun bi damairihim ve ihlasihim.
ve gönüllerini ve ihlaslarını da biliyor. Gelelim yeni bir meseleye. Bu da çok enteresan bir olay. Biliyorsunuz anlatacak zannediyorum. Ebu Bekir radıyallahu anhünde anhüye hakkında inmiş. Mübarek halasının oğlu olan Mistah'a artık maddi yardım yapmayacağım. Çünkü Hazreti Ayşe hakkında dil uzattı diye yemin etmiş. Evet. Onun için güzel bir hadise bu. Ve la ye'teli, yemin etmesin. Ve la yehlif. Min i'tela izâ halefe. İftialun minel eliyyeti. Bu kalıptan iftial kalıbı. Ev la yukassır. Eksik etmesin. Bak ikisi de mümkün. Yani. Yemin etmesin, eksik bırakmasın. Evet. Minel elv'den geliyor o zaman. Ulul fadli minkum fiddin. Sizin içinizden dinde fazilet sahibi olanlar eksik bırakmasın. Kusur işlemesin. Veya yemin etmesin. Ne konuda? Vessaati fid dünya. Dinde fazilet sahibi, dünyada da genişlik sahibi. Yani zengin olanlar yemin etmesin. Evet. Veya kusur etme, eksik bırakmasın. En yutu ulil kurba. Yakınlarına zekat. Zekatı yani nafaka verme konusunda. Vel mesakine. Bak ella yutu da diyebilirsiniz. O yemin etme manasını alırsanız. Yani verilmemek üzere yemin etmesin. Tamam? Böyle de olabilir yani. Vel mesakine ve miskin fakirlere vel muhacirine fi sebille, Allah yolunda muhacir olanlara. Demek ki içinizde dinde faziletli, dünyada ise varlıklı olan insanlar yakınlarına, miskinlere, fakirlere, Allah yolunda hicret edenlere bir daha yardım etmeyeceğim diye yemin etmesin. Veya onlara verme konusunda taksirde bulunmasın. Bak ikisi de oluyor yani. Ey la yahlifu ala, bak ella yuhsinu ilel müstehikkine lil ihsan. İyiliğe hak kazananlara iyilik etmemeye yemin etmesin. Ev veya la yukassiru fi en yuhsinu ilehim. Birinde müsbet, birinde menfi. Evet. Yani onlara iyilik etme konusunda taksirde, kusurda, kusur etmesin. Ve imkânet beynehum ve beynehum, her ne kadar aralarında bulunabilse bile, ne o bulunacak olan? Şuhana, Allah Allah, şuhana düşmanlık demek. Veya şehna mı? Şehna doğru. Ben öyle. Düşmanlık olsa da. Li cinayetin iktarafuha, işledikleri bir cinayetten dolayı. O da Hazreti Ayşe'ye zina iftirasında bulunmaları. Vel ya'fu, affetsinler. Vel yasfahu, görmezden gelsinler. Hocam iktarafu bu işlemek değil mi? İşlemek. Ama şey işlemek, cinayet işlemek. Kötü şeyleri işlemeye iktaraf edi, iktiraf. El afu essetru, yani örtsünler. Ve safhu el i'rad, yani göz yumsunlar. Ey vel yetecavezu anil cefai, zulmetmekten vazgeçsinler. Vel yu'ridu.